Artvin Valiliğince 9-12 Nisan tarihinde Ankara'da, 15-19 Nisan 2015 tarihlerinde İstanbul Fesane'de düzenlenecek olan Artvin Tanıtım Günleri hazırlık toplantısı yapıldı. Londra merkezli bir turizm araştırma şirketi ziyaret edilecek 100 destinasyon kentini tespit etti. Türkiye'den 5 il girdi. 100. sırada Artvin var. Yani ilk 100'deyiz. Bu da geçtiğimiz dönemdeki turizm çalışmalarının bu işe ciddi katkı sunduğunu görmüş durumdayız. Toplantıda tanıtım günlerinde kentin daha iyi tanıtılması ve Artvin'in turizmden arzuladığı payı alabilmesi amacıyla yapılması gereken hususlar görüşüldü. Artvin tanıtım günleriyle ilgili değerlendirme yapan Vali Kemal Cüret, Artvin'in kültürünü, gelenek ve göreneklerini, turizmini Ankara'da ve İstanbul'da tanıtmak istediklerini söyledi. Turizmin merkezi olarak gördüğümüz İstanbul ve Ankara'da taşıyabiliyor olmamız lazım ve ortaya çıkarabiliyor olmamız lazım. Ve bu Artvin'in hem doğal yapısını hem de diğer Doğu Karadeniz illerinden ayrılan şeklini özellikle biz burada vurgulamak istiyoruz. Tabii ki biz ürettiğimiz ürünlerle bu yerlerde olacağız ama asıl olan kültürümüzle olmak. Burası... Bolu'nun merkeze bağlı Büyükberk köyünde çıkan yangın paniğe neden oldu. 78 yaşındaki Abdullah Üzen ve Ayşe Üzen'e ait evde çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangın söndürüldü ancak ev küle döndü. Çevrede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Alevler evin 3 katını da kullanılmaz hale getirirken Yaşo çift sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Her şey ağaç kesilmesin diye yapıldı. Giresun Belediyesi çevre düzenlemesi yaparken ortada kalan 50 yıllık ağacı kesmemek için projesini değiştirdi. Ağacın gövdesinin bulunduğu yer ayakkabı boyacılığı yapanlar için tahsis edildi. En az 50 senelik belki 60 senelik ağaçtır. Tam net gününü bilmiyoruz ama belediye başkanımız burası gitmesin, ağaç kesilmesin diye burayı önlemini aldı. Bize de güzel bir Losta Sanlı boyacılara yer de yaptı, Allah razı olsun. Güzellikle bu ağacı korumak amacıyla, kestirmemek amacıyla bunu korudu. İlginç görünüm kazanan proje görenleri hem şaşırtıyor hem de takdirini kazanıyor. Giresun Belediyesi 50-60 senelik bu ağacı koruma altına almak için güzel bir proje yapıp meydanı bu ağacın üzerine yaptı. Doğaya saygı bakımından, işte yeşile saygı bakımından gerekli değeri verdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bütün her taraftaki ağaçlar konusunda yani daha duyarlı olmamız gerekiyor. O yüzden bu çalışmada tek bu veya bunun gibi ağaçların yani bakıyorum zaten çok asırlık yani bayağı bir büyük bir ağaca görünüyor. Tek bu değil yani bütün ağaçları korumak için yani hepimizin gayret ve çaba içinde olmamız gerekiyor. Bunun da belediyemiz tarafından bu şekilde koruma altına alınması sevindirici. AK Parti Rize İl Başkanı Muhammed Avcı, Çayda Sabah programında genel seçim süreci ve Rize'de devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Avcı, 6200 kişiyle sandık çalışması yürüttüklerini söyledi. Özgüvenimiz olabilir, güçlü de olabiliriz çünkü teşkilat yapımız ortada. 6200 kişiyle siz Rize'de toplantı yapamazsınız. Kesinlikle. Hiçbir şekilde, hiçbir organizasyonda yapamazsınız. Bakın, ne bir siyasi organizasyon, ne bir sivil toplum organizasyonu. Kolay kolay 6200 kişinin hepsi farklı noktalarda toplantılar yapıyorlar. Evet. Kendi sandık bölgelerinde toplanıyorlar. Evet, biz gücümüzün farkındayız. Rize'deki gücümüzün farkındayız ama asla rakiplerimizi küçük gören, rakiplerimizi hakir gören bir tavır içerisinde değiliz. Son derece saygı duyuyoruz ve rakiplerimizi de izliyoruz, takip ediyoruz. Rize'de projelerin takip edildiğini kaydeden Avcı, hiçbirinde aksama söz konusu değil, hepsi ciddi bir titizlikle takip ediliyor dedi. Bu yatırımları da yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Havalimanı son derece yolunda gidiyor, herhangi bir problem yok. Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde çok daha net şeyler gelebilir. Yine en önemli konularımızdan bir tanesi Salarha Tüneli. Çok kısa bir zaman zarfı içerisinde Salarha Tüneli'nin ihalesini yapıyoruz. Birkaç ayı bulmaz diye düşünüyorum.
bu sene içerisinde kesin. Meydan projesinin şu anda başlamamasının tek bir sebebi var. Trafiğe girmeyelim diyoruz yaz ayında. Yani en önemli yerdir orası. Trafiği tıkamayalım istiyoruz. İnşallah sonbaharda meydan projesiyle ilgili çalışma başlıyor zaten. Başlayacak. Yani işler bitmiş. Her şey bitmiş. Biz zaten oranın yakında orada özellikle emniyetin binası var biliyorsunuz. Bir karakol, karakol var orada. Orayı yıkacağız inşallah. Yan tarafta ağız diş sağlığı merkezinin yapılmasını bekliyoruz. İşte o yan taraftaki eski adliye binasının olduğu yerde boşaltıldıktan sonra inşallah orası da yıkılacak. Evet. Ve meydan projesiyle ilgili çalışmalarımız çok kısa bir zamanda başlıyor. Yani her şey olgunlaşmış, olgunlaşmış ve sonucuna ulaşmış. Bir tane daha vereyim. Bir tane daha vereyim. Sahil düzenlemesi meselesi. Sahilde biliyorsunuz büyükçe bir cami, bir külliye ve onun etrafında oluşabilecek çeşitli sosyal alanlar, çarşılar yapılacak. Kadınlar için şimdi bununla ilgili de bütün altyapı hazırlandı. Yakında dolgu işlemleri başlayacak ve orada bir cami projesi başlatılacak. Teleferikle ilgili kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Belediye başkanımız şu anda görüşmelerini yapıyor. Yani belediye bütçesinden mi? Belki belediye veya yap işlet devletle mi? Bununla ilgili çalışmalarını yapıyor. Bu da on numara projelerimizden bir tanesi. Bu da yakın bir zamanda başlayacak. Avcı, Ardeşen'le Çamlıhemşin arasında bir duble yol çalışması yapılacağını kaydetti. Bir duble yol yapmak istiyoruz. Bu konudaki fikrimizi, kanaatimizi de Bakan Bey'le konuştuk. Biliyorsunuz Çamlıhemşin'in tamamı sit alanıdır. Evet. Ve bu sit bölgesinde yine coğrafi yapının el vermediği, yani duble yola el vermediği yerler var, alanlar var. Büyük bir bölümü duble yol olmak üzere ve belli başlı bazı geçişleri de 3 şeritli yol olmak üzere inşallah Ardeşen'den Aydere kadar bir duble yol çalışmasını başlatacağız. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz seçmen listelerinin 14 Mart itibariyle askıya çıkacağını duyurdu. Seçmenlerin 7 Haziran'da yapılacak genel seçimde oy kullanabilmesi için listede isimlerin olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini bildirdi. Dolayısıyla 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak milletvekilliği seçimlerinde oy kullanacak listenin askıya çıkışı 14.03.2015 tarihinde muhtarlıklarda sabah 08'den itibaren askıya çıkmış olacak. Dolayısıyla bu askı süresi içerisinde askıda kendi isimlerini görmeyen, daha doğrusu bulamayan vatandaşlarımızın bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine gidip kayıtlarını yaptırarak askı süresi içerisindeki bu kayıtları yaptırmaları gerekiyor. Yaptırarak bulmuş oldukları bölgede oy kullanma hakkına sahip olacaklar. Seçmen listeleri 14-27 Mart tarihleri arasında askıda kalacak. Askılar muhtarlıklarda muhtarlıkların tespit edildiği yerlerde askıya çıkacak. Dolayısıyla vatandaşlarımız mahalle muhtarlarımızla, köy muhtarlarımızla nerede askıya çıkaracakları konusunda temas kurmaları kendileri açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye ve Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda başladı. 3 gün sürecek olan uluslararası çalıştaya 40 Türk, 5 Alman ve 5 Leton sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse ediliyor. Projenin amacı demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle siyasi kültürün ve demokratik katılımın yönetişimin sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmak. Projeyle ilgili bilgi Karadeniz Çevre Derneği Başkanı Yaşar Yeğen verdi. Avrupa Birliği Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin ortaklaşa yürütmüş olduğu sivil diyalog programına sunulmuştur. Çalıştaya katılanlar sunumlar yaptı. Biz Genç ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilindir. Gençlik merkezleri olarak örgütlenmiş devlet kurumlarıyız. Gençlik Spor Bakanlığımız çok yeni bir bakanlık. 2011 yılında kuruldu. Gençlik çalışmaları üzerine ve spor çalışmaları üzerine odaklanıyoruz. ...2015 yılı haç kuralının çekilmesiyle 55.540 kişi kutsal topraklara gitme hakkı kazandı. Şu anda Ankara ilimizin kura çekimi devam ediyor. Haç kuralları ile ilgili Rize İl Müftü Yardımcısı Ali Çakmak'tan açıklama geldi. Özellikle başvurunun çok olması dolayısıyla özellikle son dönemlerde ki başkanlığımızın almış olduğu bir sistem 2007'de kaydolan bütün kardeşlerimizi bu yıl
kurasız gönderiyoruz. Tabii ki başkanlığımızın kutsal beldelere götürecek hacı sayısı çok sınırlı olduğu için bu seneki gidecek hacı sayısı 59.200 kişi. 2007 yılından kalan hacı sayımız işte 43.000 kişi direkt gidecek. Tabii ki geriye kalan yaklaşık 10.000, 11.000 kişi de dün itibariyle, 12 Mart itibariyle çekilen kura neticesinde 11.000 kişi daha gidecek. 2007 yılından 2014 yılına kadar başvurusunu kesintisiz olarak yenileyenler kuraya tabi tutulmadan kesin kayıt hakkı kazandı. Kurada adı çıkan vatandaşlar 16-27 Mart 2015 tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırabilecek. Tabii ki çıkan sonuçta neticesinde, kura neticesindeki kesin kayıtlar 16 ve 20 Mart tarihleri arasında başlayacaktır. 21 Ağustos'ta inşallah haç mevsimi 16 Ağustos'da 21 Ekim arasında bu haç mevsimi ibadet dönemi inşallah bu dönem arasında ifa edilecektir. Çıkışlar da 21 Ağustos'ta ve 18 Eylül tarihleri arasında zamanla kişilerin gitmiş olduğu haç kategorilerine göre, gruplarına göre inşallah haç çıkışlarımız da gerçekleştirilecektir. Bu süre zarf. Uzun yıllardır haç ve umre organizasyonu yapan Torlak Turizm'de de haç kayıtları 16 Mart pazartesi günden itibaren Rize, Trabzon, Ankara ve İstanbul'da başlayacak. Bu görüntüler bir hastane önünde yaşandı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı onkoloji hastanesi önünde doktorun kendisini muayene etmediğini ileri süren MK, herkesin yüreğini ağzına getirdi. Genç önce çatıya çıkarak atlamak istedi. Ardından jiletle boynunu kesmeye kalkıştı. Gel Kadir abine de ne dersin? Gel. Kimse satmayın. Ortalık bir anda karıştı. Hastane güvenliği ve polis olaya müdahale etti. Ancak gencin elinden jileti almak o kadar kolay olmadı. Sinir krizi geçiren genç, itfaiye erlerinin kendisini ikna etmesiyle sakinleşti. Rize'nin At Meydanı mahallesinde park halindeki bir minibüse girerek minibüste bulunan bozuk paraları çalan iki kişi bir binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde iki kişinin çevreyi kontrol ettikten sonra hızlı bir şekilde minibüsün kapılarını açarak içeri girdikleri, içeride bulunan bozuk paraları alarak yine hızlı şekilde olay yerinden ayrıldıkları görülüyor. Polis görüntülerden yola çıkarak hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde polis halk iletişimi konulu panel düzenlendi. Panelde ilk konuşmayı Rize İl Emniyet Müdürü Adem Çakıcı yaptı. Bu hizmetlerimizi yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde yerine getirirken hizmetin yerine getirilmesi kadar nasıl getirildiği de önemlidir. Burada da özellikle kurduğumuz iletişim, vatandaşla kurduğumuz iletişim son dönemde özellikle önem kazanmıştır. Panele Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Erdem Taşdemir de katıldı. Karşılıklı olan iletişimi yönetebilmek. Biz buna temel anlamda iletişimi yönetmek diyoruz. Şimdi eğer Türkiye'de 76-77 milyon nüfus varsa bu nüfusun tamamını eğitme olasılığımız bulunmuyor. Dolayısıyla o zaman eğitebileceğiniz insan kitlesini eğitip iletişimin yönetimini onlara bırakmak zorundasınız. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Osman Kara Mustafa daha önce yapılan anket çalışmaları ile ilgili konuştu. 2011-2012 yılında yapılan çalışmalarda daha çok polisin halkı bilinçlendirmesine yönelik, polis halk bütünleşmesine yönelik değişkenlerin daha öne çıktığını görüyoruz. Yani 2000'li yıldan günümüze kadar polisin halk tarafındaki imajında böyle olumlu bir artış olduğunu görüyoruz.
Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Semiz, kadınlarla yaptığı görüşmelere dayanarak emniyet teşkilatına bakış açısını anlattı. Çok hani güler yüzü olmayan, biraz daha kişisel ilişkilerde samimi davranmayan bir teşkilat olarak görülür emniyet teşkilatı. Açıkçası bundan 10 yıl kadar önce belki ben de böyle düşünenlerden bir tanesiydim. Ta ki teşkilatımızın içine girene kadar, onlarla sosyal faaliyetlerde bulunana kadar. Şu anda belki onlar kadar samimi bir teşkilat göremiyorum. Bunu açıklıkla ifade etmek isterim. Panelde gazeteciler Muhittin Sandıkça ve Mustafa Bayrak da görüşlerini paylaştı. Şimdi 2015'e gelindiğinde polis artık güven duyulan, sizin için önleyici bir hizmet, suçu önceden önleyen bir teşkilat haline aldı. Hemen hemen hepimizin çevresinde zaman zaman trafik kurallarına uymayan, çiğneyen, suça meyilli bazı insanlar görüyoruz. Kaç kişi ve kaç kişi polislerle usul konuşmadan bu kişileri ihbar ettik. Konuşmacılardan biri de Rize Milli Eğitim Müdürü Şemsettin Durmuş'tu. Çocuklara yönelik gerçekleştirilen her faaliyet ileriki dönemde karşımıza bilinçli vatandaş portresi olarak çıkacak ve işimiz daha da kolaylaşacaktır diye düşünüyorum. Rize'de sağlık çalışanları eylem yaptı. Sağlıkçıların gündeminde sağlık çalışanlarına müjde denilerek yapılan açıklamalar vardı. Grup adına açıklamayı Sağlık Sen Sendika Başkanı İsmail Yılmaz yaptı. Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı öncesi sağlık çalışanlarında ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması ve yıpranma payı haklarının verilmesini istedi. Sağlık çalışanlarının umutla beklediği yıpranma payı, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması gibi hususlarda yapılan açıklamalar ve değinilmeyen lisans tamamlama ve kreş hakkı gibi konular nedeniyle 14 Mart Tıp Bayramı'nda hayal kırıklığına uğramışızdır. Sayın Başbakanımız tarafından müjde olarak açıklanan nöbet ücretlerinde %50 zam oranının artışın çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılanmış fakat yanlış anlaşılmalara neden olmuştur. Yılmaz, sağlık çalışanlarının taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesini istediklerini dile getirdi. Taleplerin başında ek ücret ve yıpranma payı vardı. Biz sağlık çalışanları için müjde, bütün meslek gruplarını kapsayan yıpranma payı hakkıdır. Biz sağlık çalışanları için müjde, hekim dişi ayrımı gözetmeden bütün çalışanların ek ödemelerin emekliye yansıtılmasıdır. Biz sağlık çalışanları için müjde, 110 bin sağlıkçıyı ilgilendiren lisans tamamlama hakkında 2015 yılında başlatılacağının açıklanmasıdır. Biz sağlık çalışanları için müjde, seyyanen zammın verilmesi gibi açıklamalar olmalıydı. Türk Sağlık Sen Rize Şubesi üyeleri de bugün bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Grup adına açıklamayı Türk Sağlık Sen Rize Şube Başkanı Rıfat Terzi yaptı. Terzi, sağlık çalışanlarının problemlerinin giderek arttığı bir dönem yaşadıklarını ileri sürdü. Sağlık çalışanlarının problemlerinin giderek arttığı bir dönem yaşanmaktadır. Bu dönemde özellikle çalışan memnuniyeti göz ardı edilmekte, çalışan talepleri sürekli ötelenmektedir. Kazanın adresi Rize'nin Pazar ilçesi. Kadir Önder idaresindeki kamyonet yoldan çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından su kanalına yuvarlandı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Kadir Önder'le araçta bulunan Betül Önder vatandaşlar tarafından çıkarılarak olay yerine gelen ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ha buradan böyle tutalım, ha böyle verelim. Abi buradan alın. Ha buradan alın. Alın. Bismillah. Hastaneye gidiyoruz. Mesabi di bırak bana. Rize. Aşet ya. Araç içerisinde sıkışan Osman Önder'e ise ilk müdahale Pazar Belediyesi, itfaiye ve Pazar 112 acil servis ekipleri tarafından yapıldı. Bir kaza haberi de Trabzon'dan geldi. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti ve bir otomobilin üzerine çıktı.
Görenleri hayrete düşüren kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ise satılmış Beyaz İdaresi'ndeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole devredi. Kazada sürücü Beyaz olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcu Oktay ve annesi Nezahat Ergin yaralandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde Abdalırmağı üzerindeki beton yoldan karşıya geçmeye çalışan kamyonet menfezlerin çökmesi sonucu ırmağa düştü. Otomobil ırmakta mahsur kaldı. Sürücü vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Araçsa vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kalp damar tıkanıklığı sebebiyle uzun süredir tedavi gören Rizeli iş adamı Şadan Kalkaban hayata tutunamadı. Çaykur Rizespor'un onursal başkanı ve Fenerbahçe eski yöneticisi Şadan Kalkaban'ın vefatı spor camiasını derinden üzdü. Şadan Kalkaban için ilk tören Dereazı tesislerinde düzenlendi. Buradaki törene Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, TFF Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi Veli Küçük, Fenerbahçeli eski futbolcu Ogün Altıparmak, ailesi ve sevenleri katıldı. Törende konuşan eski başkan Ali Şen, Şadan Kalkaban'la 59 yıl süren dostluklarını anlattı. Yani hangi lisanı biliyorsanız, hangi lisanda şu insanın, bu büyük delikanlının, bu büyük kişiliğin bir tarifini yapın o lisanda deyin. Ne kadar güzel kelime varsa o Şadan'a uyar. Şadan Kalkaban'ın cenaze namazı Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kılındı. Cenaze namazında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Binalik Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF eski başkanı Haluk Ulusoy, Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş adamı Saadettin Saran, Fenerbahçe eski yöneticisi Ali Koç, Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkaban, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Sarı Lacivertli eski futbolcular, sevenleri Şadan Kalkaban'ı son yolculuğuna uğurladı. Allah! Allahu Ekber! Kentsel dönüşüm yıkımlarından çıkan hafriyatı beton yollarda değerlendirmek için proje hazırlandı. Projenin sahibi Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden doçent doktor Muhammed Vefa Akpınar. Türkiye'de ilk defa Katü'de kurulan yol test tesislerinde yolda olgu stabillerinde kullanılmak üzere ARGE çalışması başlatıldı. Görmüş olduğunuz hızlandırılmış yol sistemleri üzerine çalışmalarımı başlattım. Şu anda görmüş olduğunuz sistem Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde kurulmuş olan hızlandırılmış yol test laboratuvarında farklı yol malzemelerinin performanslarına bakıyoruz. Şu andaki çalışmalarımız özellikle beton yollar üzerine katı atık malzemelerin beton yollarda kullanımı, beton kaplamaların altındaki temel ve alt temel tabakalarında veya yol altyapısında da kullanımlarını araştırıyoruz. Bu konuda Trabzon İl Özel Desteği'de daha önce bir çalışmamız vardı. Onu tamamladık. Görmüş olduğunuz buradaki beton yol kaplamalarının her birinin altında ölçüm cihazlarımızı yerleştirmiş bulunmaktayız. İleri geri giden bir düzenimiz var. Gerçek koşulları temsil eden yüklememiz var. Akpınar sistemin daha da yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyor. Aynı kaplamanın aynı malzemeyi tekrar burada inşa ettiler. Ve biz de bir yıl boyunca bu mevcut az önceki videosunu gösterdiğim şeyde sistemimiz yaklaşık 13 metre etkili çalışma sahasıyla beraber bir günde yaklaşık 1000 devir gidip geliyor. Bu bir yıl içerisinde yaklaşık 20 yıllık ağır tonajlı trafiği temsil etmektedir. Başka bir ifadeyle Trabzon'da vatandaşlar 7 Haziran'da yapılacak olan genel seçimler öncesi Trabzon'un milletvekillerinin nasıl olması ve ne gibi özelliklere sahip olması konusunda görüşlerini bildirdi. Nasıl?
Trabzon için çalışan, projeci ve aynı zamanda vatandaşla iç içe bir milletvekili görmek istediklerini belirten vatandaşlar, proje üreten isimlerin vekil olması gerektiğini dile getirdi. Vallahi öncelikle Trabzonspor'u böyle ezdirmemeleri gerekiyor. Bence ahlaki olması gerekiyor önce. İş bitirir birileri olması gerekiyor. Trabzon'da bir tane fabrika var mı? Yok. Bir tane sanayi bölgesi var mı? Yok. Yavaş. Seçimlerde geliyorlar, vatandaşı kabisini çalıyorlar. Reyleri alıyorlar, gidiyorlar. Vatandaş bir daha seçimden 5 yıl sonra. Trabzon'da biz herhangi bir sanayi yok. İnsanlar işsiz, işsizlik had safhada. Şu anda ekonomik bir dar boğaza doğru gitmek üzereyiz gibi görünüyor. Trabzon'a iş yapması lazım, çalışması lazım. Onu düzgün tutması, temizlik yapması, her bakımdan halkı ayrım yapmadan düzen yapmak, başka bir şey yok. Yani. Halkla beraber hareket eden isimlerin vekil olması gerektiğini kaydeden vatandaşlar, Trabzon'da var olan sorunlara da dikkat çekti. Efendim, önce iş, işsiz insan çok var. İşsiz insan çok var. Bir de bu doların yükselmesi biraz etkiledi milleti. Şey bekliyoruz aslında. Nelerdir bunlar? Ya genelde yöremize ait yani gelir bakımından olsun, ekonomik bakımından olsun yani bir istihdam açısından bir de büyük şehir olduk hesapta. Ama köylerimize maalesef hizmet gelmiyor. Özellikleri derken girişken olmalı bir, halkla içici olmalı ki.